Fren nerede <laughs> Freni buldum müjde. Işte? Banka kredileri çok sert fren yaptı. Ve bu da Türkiye ekonomisinin ciddi biçimde yavaşlamasına yol açtı. Ve üstelik bu daha başlangıç. Şimdi krediler reel olarak küçülüyor. Ve bu önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisindeki yavaşlamayı daha da derinleştirecek. Yani şu anda emlaktaki, otomobildeki, diğer mal piyasalarındaki durgunluk önümüzdeki aylarda da çok çok büyük olasılıkla devam edecek. <laughs> Çünkü bu ekonomi yönetiminin bilinçli stratejisi bunu bile isteye uyguluyor bu politikayı. Yani Türkiye ekonomisini bilerek yavaşlattılar. Talebi kesmek için, enflasyonu bastırabilmek için ve üstelik şimdi bu yavaşlama daha yeni başladı. Enflasyonu eğer Merkez Bankası 2025'in sonunda hedeflediği %14'e indirmek istiyorsa bu yavaşlamanın önümüzdeki aylarda da sürmesi gerekiyor. Bunu Ali Çufadar'dan okuyalım. Merkez Bankası'nın eski üst düzey yöneticisi şu an uygulanan politikayı şöyle anlatıyor. Ne görüyoruz? Kredi para arzının keskin biçimde yavaşladığını, reel olarak belirgin azaldığını, komilerde krediye ulaşmada ciddi sıkıntı olduğunu, iş talebin ve satışların hissedilir biçimde gerilediğini görüyoruz ve özetle diyor, parasal koşulların çok sıkılaştığını izleyelim, izleyelim dediği Yani bu daha yeni başladı. Önümüzdeki aylarda da bu sürecek. Bunu zaten Türkiye ekonomisini bu politikanın durdurduğunu PMI'dan da yani satın alma yöneticileri endeksinden de görebiliyoruz. Bu bir öncü veri bir ekonominin nereye doğru gittiğine ışık tutuyor ve elinin altına indiğinde o ekonominin kötüye gittiğini anlatıyor. Ve elinin altına 3 ay önce Türkiye'de indi. 3 aydır 50 seviyesinin altında yani PMI Türkiye ekonomisinin ciddi biçimde şu anda yavaşladığını bize söylüyor. Dediğim gibi bu mal piyasalarında durgunluğun daha epey bir süre boyunca devam edeceğini işaret ediyor. Yani eğer emlak alma, otomobil alma niyetiniz varsa biraz daha beklemenizde aslında büyük fayda var. Döviz'e geçelim. Commerzbank Almanya'nın ikinci en büyük bankası. Onun tahminine bakalım. Commerzbank yıl sonunda doların 35 lirada olacağını öngörüyor. Bugüne ait bir tahmin. HSBC'nin bu arada Türkiye'nin içinde bulunduğu Avrupa, bu gelişen Avrupa bölgesine dair bir raporu var. O da bugün tarihini taşıyor. Onun sene sonu tahmini dolar 36 lira. Euro'da ise 37.8 lira. 35 ya da 36 lira diyorlar. Yani bütün yabancı bankalar aynı öngörüyü yaptığı için insan aklına ister istemez acaba Ankara'dan bir işaret mi aldılar sorusu geliyor. Bugün hangi seviyedeyiz? Dolar 32.90 lirada bankalar piyasada biraz yükseliş var. Kapalı çarşıda 32.76 liraya yine yükseldi. Serbest piyasa bizim satış fiyatımız alış fiyatımız 32.83 lira. Euro 35.36 liradan bugün satabiliyoruz. 35.51 liradan alabiliyorduk. Neden yükseldi dolar? Acaba Türkiye'den bir sıcak para çıkışı mı var veya sıcak para çıkış arttı mı? Geçtiğimiz hafta nitekim bir miktar sıcak para çıkışı görmüştük. Hayır. Rezerv verileri aslında Türkiye'den sıcak para çıkışı falan olduğuna işaret etmiyor. Merkez Bankası'nın rezervi, net rezervi geçen hafta 1.1 milyar dolar gerilemişti. Ama daha sonra yeniden artmaya başladı. Cuma günü, geçtiğimiz cuma günü 2.7 milyar dolar daha arttı. Ve geçen haftanın tamamında net rezervi Merkez Bankası'nın 6.4 milyar dolar artarak 18.4 milyar dolar civarına yükseltti. Yani Merkez Bankası'nda işler şu anda rezerv tarafında fena gitmiyor. Öyleyse bu şu anda bu dolardaki yükseliş, dövizdeki yükseliş Merkez Bankası'nın bilinçli bir stratejisi. Dünkü videoda görmüştük. ihracat kötü gidiyor. Onu bir miktar destekleyebilmek için diyordu HSBC dolarda biraz yükselişe, sınırlı da olsa bir yükselişe önümüzdeki aylarda izin verecek. Yani bu bugün gördüğümüz yükseliş bunun bir ön işareti olabilir. Morgan Stanley o da Türkiye'nin risk biriminde ciddi bir düşüş yaşanacağı öngörüsünü yaptı. Onun da bugüne ait bir ön tahmini var. Diyor ki Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i risk birimi ki şu anda 261 seviyesinde 217'ye kadar gerileyeceğini düşünüyor. 217 Türkiye'nin yıllardır görmediği kadar düşük bir risk birimi CDS seviyesi. Eğer böyle olursa bu Eurobondlara elbette yarar. Neden Eurobondlara yarar? Çünkü Türkiye'nin risk birimi azaldığında alımlar artar. Yani Türkiye'nin döviz cinsinden tahvillerine yönelik alım artar, talep artar. E talep artınca da biliyorsunuz bir tahvilin fiyatı artar. Fiyat artınca da tahvilin faizi düşer. Yani vadeye kalan getirisi düşer. Tahvillerde getiri yani faizle fiyat ters hareket ediyor. Yani CDS'te tahvilin işte faizi arasında böyle bir hareket var. Yani eğer Morgan Stanley'in dediği olur ve Türkiye'nin CDS'i 217'ye kadar düşerse Eurobond yatırımcıları bu işten karı çıkarlar. Yani ben geçtiğimiz hafta 250'nin altına inmesinin pek kolay olmadığını belirtmiştim. Ama Morgan Stanley'in tahmini de bu şekilde. Ben bütün ciddi yatırım kuruluşlarının öngörülerini paylaşıyorum sizinle. Ve şimdi Eurobondlara nasıl yatırım yapacağınızı daha önce aktarmıştım. Eurobond yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Şu anda son bir aydaki getirilerine göre baktığımızda en iyi getiriyi sağlayan fon %3.5 veya %3.6'lık aylık getirisiyle Deniz Portföy'ün Eurobond döviz cinsinden yani buna dövizle giriyorsunuz borçlanma araçları fonu Eurobondlar hem döviz yükseldiğinde ve bu arada CDS düştüğünde değer kazanıyorlar. Eğer Morgan Stanley'in dediği olursa Eurobondlardaki getiriler önümüzdeki dönemde biraz daha artacak. Ama unutmayalım ki şu anda para piyasası fonlarının aylık getirileri burada gördüğümüz Eurobond fonlarının aylık getirilerinin yaklaşık 1 puana yakın üzerinde. Altına geçelim. Altın bugün Amerika'da FED Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı konuşmayı bekliyordu. Powell senatoda Güvercin veya şöyle diyelim ihtiyatlı güvercin mesajlar verdi. Dedi ki yüksek faiz politikası bir noktadan sonra büyümeyi ciddi şekilde engeller, engelleyebilir, tehlikeye atar. Şimdi biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası hem fiyat istikrarını sağlama göreviyle yasal olarak yükümlü hem de bu arada tam istihdamı sağlama göreviyle yine yükümlü. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi de gözetmek zorunda. Bizim Merkez Bankamızın öyle bir görevi yok. Bizim Merkez Bankamız ekonomik büyümeyi gözetmiyor. Onunla ilgilenmiyor ama Amerika'da durum böyle. Ve bu işte piyasalara bugün moral verdi. FED Başkanı'nın bu sözü ve bununla bir kere Amerikan borsaları yükseldi. Altın ve gümüşte yataya yakın pozitif bir hareket gördük. Zaten onlar geçtiğimiz cuma günü tarım dışı istihdamla ciddi bir rally yapmışlar. Mini bir rally yapmışlardı. 2400 dolar eşiğine gelmişti. Daha sonra dün bir miktar kar satışıyla gerilediğini görmüş. Kapalı çarşıda 2489 liradan satabiliyoruz. Gram altını 2523 liradan şu anda salı akşamı alabiliyoruz. Amerikan borsalarında özellikle Powell'ın bu konuşması yaradı ve şu Amerikan borsaları yeni rekor seviyeleri gördüler. Nvidia da bu arada yükselişini sürdürüyor. İnanılır gibi değil. Yani durdurak bilmiyor ve bugün bir yüzde %4 daha yaptı. Çünkü bu sefer de KeyBank bir yatırım kuruluşu Nvidia'da hedef fiyatını yükseltti. 180 dolara çıkardı. Bu da Dünkü kapanış seviyesine göre Nvidia hissesinde yüzde 40'lık getiri potansiyeli anlamına geliyor. Bununla yüzde 4 artı da şu anda ve geçen hafta belirtmiştim bu yapay zeka ve teknoloji hisselerine ve çip hisselerine ETF'ler endeks fonları aracılığıyla da yatırım yapabilirsiniz. Fan Ekin Semiconductor yani çip endeks fonu ETF'i de bugün yine bununla yani Nvidia'daki yüzde 4'lük yükselişte yüzde 1 yukarıda. Bizim borsamıza geçeceğiz ama ondan önce paraşüte bir kez daha değinmek istiyorum. Bu kanalın sponsorlarından, bugünkü videonun da sponsoru. Onun bir kampanyası vardı. Kampanya 11 Temmuz'da bitiyor. Çok kısa süre kaldı. Kampanya kapsamında yıllık aboneliğe ek olarak 2 ay ve 600 E kontör sunuyor. Bu 600 E kontörü E faturaları almak veya göndermekte kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren belirli bir ciron üzerindeki bütün şirketler ki bunlar artık küçük şirketleri de kapsıyor. E-faturaya geçmek zorunda. Nasıl geçeceksiniz e-faturaya? İşte Paraşüt de Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı Paraşüt. Onun uzmanlarının desteğiyle e-faturaya geçmeniz çok kolay ve bir kampanyası vardı. 1 Temmuz'dan işte 11 Temmuz'a uzatmıştı. Artık çok kısa süre kaldı. Bu kampanya kapsamında abone olduktan sonra yıllık aboneliğinizi başlattıktan sonra 600 e kontör ve işte 2 ay bunu kullanma süresi ayrıca aboneliğe ek olarak kazanıyorsunuz. Paraşütün bu kampanyasından faydalanmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve borsa 11.000'i geçmekte zorlanıyordu 2 gündür. Mecali yok gibiydi ve işlem hacmi çok sınırlıydı. 11.000'i geçemeyen borsa, yükselemeyen borsa bugün düştü. Ama yani çok öyle bir özel bir sebebi de yok aslında borsadaki düşüşün. Önümüzdeki günlerde şimdi yaz aylarına da girdik. İşlem hacmi de azaldı. Yani bir iki titrede de bir azalma var. Ve biraz böyle hani yatağa yakın negatif bir seyir görme olasılığımız var. Teknoloji ve bilişimde ilginç bir hareket var. Ona birazdan değineceğim. Güne %0.23 artı başladı 10.889'dan. Çok az bunun üstünü gördü borsa 10.900'ü. En düşük öğleden sonra 10.772'ye kadar indi. Kapanış %0.62 eksi 10.796. Bankalar çok satış yedi. %3.17 eksi. Sanayi %0.53 gün sonunda eksi aşağıda. İşlem hacmi 133 milyar lira. Aslında bugün yabancı alımı da vardı. Ama sınırlıydı alımları. QNB Finans Yatırım burada görüyorsunuz. Bugün 738 milyon liraya yakın alım yaptı. HSBC'nin 505 milyon liraya yakın alımı vardı. Karşılarında sattı ama çok sınırlı sattı. 358 milyon lira civarında. Ve yabancıların işte bu alımları da yetmedi. Çünkü toplama baktığımızda aslında bayağı bir satış vardı. Yani ilk 5 mahsuplaştırdığımızda aslında artı da 718 milyon lira. Buna rağmen düştü çünkü ana eğilim satış yönünde. Küçük küçük çok sayıda bugün satan vardı. Bu da borsayı bugün aşağıya çekti. Bir de bugünkü alımlar yani bu yabancı alımlarının da içinde olduğu alımlar birkaç sektörde bugün yoğunlaşmıştı. Ulaştırma mesela %2 civarında yükseldi. Bilişim ve teknoloji de %2,5 civarında bugün iyiydiler. Ama piyasanın diğer geneline, diğer endekslere bu alımlar bugün yansımadı. Bankalar çok satış yedi dediğim gibi özellikle yapı kredi Akbank, Vakıfbank ve Halkbank bugün kötüydü. Akbank ve yapı kredi bugün devre kesti. Düşüşün bu sebeplerini bir de bu arada Avrupa borsaları da bugün pek iyi değil de %1-1.5 civarında eksiydiler. Onun da yine bir miktar etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif ayrışan bugün hacimli pozitif ayrışan hisseler Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav, Aselsan, Karsan, Petkim, Telekom, Katılım Evim, Kale Seramik, Petkim, ve şimdi bilişime gelelim. Bilişime bir parantez açmak istiyorum. Agrot ve Reader bugün tavan oldu. Mia Teknoloji %2.5, Pente Teknoloji %4 civarında bugün artıydılar. Şimdi bilişim ve teknoloji Şubat ve Mart'tan bu yana endekse ters hareket yaptı. Yani endeks yükseldi ama bilişim ve teknoloji hisseleri düştüler. Yani Şubat ve Mart başında gördüğü zirveye göre teknoloji endeksi Haziran ortasına kadar %23 Bilişimde %33 düşmüş. Kağıt bazında %50'den fazla düşenler var bu sektörlerde. Mesela Agrot zirvesine göre %70 aşağıda. Ama şimdi Haziran ortasından bu yana teknoloji ve bilişim hisselerinde bir toparlanma görüyoruz. Bugün de bu toparlanma ivmelendi. Önümüzdeki günlerde bu iki sektörde endekste toparlanmanın sürme ihtimali yüksek. Tabi fakat borsada ağır bir satış görürsek o elbette bu toparlanmanın yarım kalmasına yol açabilir. Bugün endeks olarak pozitif ayrışanlar sigorta, bilişim, teknoloji ve ulaştırma. Negatif ayrışan endeksler bugün özellikle düşenler banka, spor, metal eşya, gıda içecek ve demir çelik. Ve hisseler bankaların yanında. Koç şirketleri bugün epey satıcılıydı. Tüpraş, Tofaş, Ford Oto. Ayrıca Kardemir, Fener, Efes ve Doğuş Oto. Destek 10730, direnç 10950 ve QNB Finans bugün Türk Hava Yolları, İşçe, Anadolu Grubu Holding, Aksa ve Kardemir bugün aldı ve Bank of Amerika, Akbank, Koç, İşçe, Yapı Kredi, Sabancı sattı. Para girişi olanlar THY, Koç, Aselsan, Pegasus, Petkim, İşçe, Oyak Çimento, Türk Telekom, Peker GYO, Doğan Holding, para çıkışı olanlar Akbank, Tofaş, Bimaş, Kardemir, Türk Traktör, Ford Oto, Halkbank, Tüpraş, Yapı Kredi ve Şişe. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.